Herkese selam sevgili dostlarım. Şu karşınızda gördüğünüz videoda bakın şu sağ alt tarafta bir logo var. Özellikle pek çok içerik üretici Creative Commons videolardan faydalanıyor. Creative Commons videoların pek çoğunda logolar bulunuyor. Bu logoları nasıl kaldıracağız? Şimdiki videoda ben sizlere bu logoları kaldırmanın 4 farklı yöntemini göstereceğim. Bundan önce videomu beğenerek kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın diyorum ve şimdi hemen bu logoları kaldırmanın 4 farklı yöntemini size gösteriyorum. Sevgili kardeşler, ben video edit programı olarak Premiere kullanıyorum. Ancak sizler CapCut kullanıyor olabilirsiniz, Movavi, Filmora ve pek çok video düzenleme programlarından birini kullanıyor olabilirsiniz. Hepsinin kullanım özellikleri birbirinden farklı olsa da hepsinin croplama özelliği var. Videolardan logo kaldırmak için ilk kullandığımız yöntemlerden bir tanesi croplama özelliği. Videomuzu timeline alanına sürükledikten sonra ben burada tabii Premiere kullanıcıları beni izliyorsa şu anda Premiere kullanıcıları için bu özelliğin nasıl kullanılmış olduğunu da göstermiş oluyorum aynı zamanda. Onun dışında dediğim gibi diğer düzenleme programlarında da kullanımı farklı da olsa croplama özelliği var. Değerli kardeşler, şimdi buradayken efekt kısımlarına geliyorum. Burada efektlerden croplama özelliğine erişeceğiz. Şuradaki arama kutusuna crop yazıyorum. Şuradan crop'u tutuyorum. Videonun üzerine sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra edit bölümüne geliyorum. Şurada efekt kontrole geliyorum. Aşağı doğru indiğimde crop'un buraya geldiğini görüyoruz. Buradan sağdan sola doğru şu GUX yazan logonun olduğu yeri bak göreceksiniz şimdi. Yok ediyorum. Evet arkadaşlar. Sonra üst tarafa geliyorum. Birazcık position bölümünü sağa doğru kaydırıyorum. Hatta crop'tan şöyle gelip biraz da aşağıdan üstten alayım ki. Şöyle yapayım. Evet biraz aşağıdan. Biraz da üstten alayım. Aşağı doğru. Tamam. Şimdi burayı büyüteceğim ben. Buradan scale değerini arttırarak ekranı kaplayacak şekle getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi logodan kurtulduk. Şöyle çalıştım videomuz. Evet biraz alttan kırptık. Biraz sağdan kırptık. Biraz üstten kırptık. Ancak logodan kurtulduk. Yöntemlerden bir tanesi bu ve pek çok kişinin kullandığı yöntemlerden birisidir. Oldukça başarılı bir sonuç vermektedir. Eğer videoda görmemiz gerekenlerin dışında farklı bir detaylar yoksa kırpma alanlarında kırpma yöntemiyle logolardan kurtulabilirsiniz ki logolar en çok böyle sağ taraflarda işte kenar bölgelere yakın ise. Daha sonra bunu buradan renderlayarak kullanıma hazır bir video haline getirebilirsiniz. Şöyle bir izleyelim. İşte şu. Gördüğünüz gibi artık karşımızda logosuz bir video var. Bu tamam arkadaşlar. Yöntemlerden bir tanesi buydu. İkinci bir diğer yöntem ise logolu videoyu tekrar içeri import edelim. Burada gördüğünüz logonun üzerine kendi logomuzu uygulamak. Import ediyorum logoyu. Masa üstünde şöyle bir logom var. Herkesin kendine göre farklı logoları vardır elbette. Ve bu logoyu videonun sonuna kadar olacak şekilde ayarlıyorum. Sonra logoyu buradan motion kısmına bir kere tıklıyorum. Şöyle birazcık küçültüyorum. Ve eski logonun üzerine getirip bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar, yine pek çok içerik üreticisinin faydalandıkları Creative Commons videoların üzerindeki logoları kapatmak için bu yöntemi kullandığını biliyoruz. Bu yöntem de oldukça başarılı sonuç veren yöntemlerden bir tanesi. Aynı zamanda sizin kendi kanalınızın reklamını da yapmak için oldukça etkili bir yöntem. Değerli arkadaşlar, bu şekilde de videomuzu yine aynı şekilde render yapıyoruz. Ve eski logonun yerine kendi logomuz olan bir video elde etmiş oluyoruz burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü yöntemimize geçiyoruz. Değerli dostlar, şimdi kullanacağımız üçüncü yöntem flulama yöntemiydi demiştik. Çok tercih ettiğim bir yöntem değil benim açıkçası. Çok kullandığım bir yöntem değil ama çok zorda kaldığınızda dediğim gibi şöyle bir gelsin videomuz. İşte bu video çok kenarlarda olmayabilir de biraz ortalarda olabilir. İşte kırptığınız zaman videodan çok detaylar gitmiş olacak. O noktada flulama özelliğini kullanabilirsiniz. Flulama özelliğini kullanabilmek için öncelikle buradan bir adjustment layer oluşturmamız lazım. Sağ tuş tıklıyorum ben buraya. New item kısmına gelip sağ tarafta açılan yerden adjustment layer'ı seçiyorum. OK diyorum. Onu burada videonun üzerine sürükleyip bırakıyorum. Sonra videonun tamamı kadar ayarlıyorum. Şimdi efektler bölümüne geliyorum.
Şurada efekt bölümündeki anahtar kısmına blur yazdığınızda bakın şurada aşağıya geliyor. Gaussian blur. Bunu seçip üstüne bırakıyorsunuz. Adjustment layer'ın üzerine sürükleyip bıraktıktan sonra tekrar edit bölümüne geliyorsunuz. Buradan maskeleme aracına ihtiyacımız var. Şu kare olanı seçeceğim. Çünkü buradaki logoyu seçmek için kullanabileceğim en iyi maskeleme aracı şu anda yuvarlak yerine kare olan daha mantıklı. Şurada logonun alanını seçecek kadar, evet şu şekilde yapıyorum. Çok da abartmadan. Şimdi arkadaşlar birazcık aşağı doğru geliyorum. Burada Blurist var. Bunu 0 seviyesinden birazcık arttırıyorum. Gördüğünüz gibi fluladım ve fluladım gitti arkadaşlar. Şimdi videomuzu izleyelim bu şekilde. Bu şekilde videomuzu flu'ladık. Buradaki flu oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha düşük tutabilirsiniz de. Sadece logoyu okunmayacak hale getirecek şekilde de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir tercih. Değerli arkadaşlar, dördüncü yöntem için logo kaldırma programı kullanacağız. Bunun için Adobe Premiere'den çıkacağız. Artık Adobe Premiere'la işimiz kalmadı. Size burada göstereceğim programlardan bir tanesi HitVop Watermark Remover. Yalnız arkadaşlar bu programın full olanını bulmanız gerekiyor. Aksi takdirde buradaki demo sürümünü indirdiğinizde bu özelliği kullanma şansınız yok. Şimdi arkadaşlar programı çalıştırıyorum burada. Logolu videomuz da burada. Hemen yalnız şunu söyleyeyim size. Hiçbir logo kaldırma programı %100 başarılı sonuç vermiyor arkadaşlar. Yani %100 başarılı sonuç hiçbir tanesinden beklemeyin. Ama yalnız logo kaldırma konusunda en başarılı olan program var mı? Tabii birbirleri aralarında bu işi en iyi yapan programlar var. Birbirinden daha başarılı oluyor. Birbirinden daha başarısız olabiliyor. Masa üstünden logomuzu seçiyoruz. HitPav Watermark Remover denilen bu program bugüne kadar logo kaldırma konusunda görmüş olduğum en başarılı programlardan bir tanesi. Açılır açılmaz zaten. İşte videomuz burada. İşte şurada seçili alan var. Onu getiriyoruz. Logonun olduğu yer kadar seçiyoruz. Şöyle biraz. Evet. Değerli arkadaşlar, burada bir flulama kullanıyor elbette. Ancak dediğim gibi pek çok logo kaldırma aracından çok daha başarılı bir sonuç veriyor. Buradan ihracat bölümünden renderlıyoruz, dışarı aktarıyoruz. Bütün yapacağımız iş bu. Ancak burada şöyle bir durum var. Şunu iptal ediyorum. Eğer farklı noktalarda logolar varsa işte mesela örneğin şuradan bu buradayken seçim ekle diyorsunuz. Bir seçim daha ekliyor. Onu da diğer logo alanı için seçiyorsunuz şu şekilde. Diyelim ki burada bir logo daha var. Onu da seçiyorsunuz. Bu da ikinci videomuz olsun. Bunu da dışarı renderleyeceğiz. Burada bir logo olduğunu varsayalım. O şekilde hareket edelim. Üçüncü yer olabilir, dördüncü yer olabilir. Fark etmez. Burada da ihraç diyelim. İptal diyelim. Öncelikle şuna bakalım. İşte burada sağ tarafta logonun olmadığını görüyorsunuz. Diğerine bakalım. Diğerinde de hem sağ tarafta logo yok hem de sol tarafta bir logo olduğunu varsayarak buraya da ikinci bir seçim alanı eklemiştik. Bu şekilde altlı üstlü veya birkaç yerdeki logoları kaldırabiliyorsunuz bu program sayesinde. Birden fazla logoyu yok etme özelliğine sahip bir program. Değerli arkadaşlar, bu videoda sizlere üzerinde logo ya da filigran bulunan videoların logolarını ve filigranlarını yok etmek için 4 farklı yöntem kullandım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.